Hocam bu saçtaki kepek fena. Beyaz beyaz böyle atıyor, hem elbiseye düşüyor hem kötü görüntü oluyor. Evet. Nasıl önleyebiliriz bunu? Şimdi bunun için farklı nimetler var. Birincisi ısırgan. Hiç bulunmaz bir nimet. Bunu ne yapacaksınız? Böyle 5-6 gram, evet, o tuttuğunuz kadar. Şu kadar mı? Aynen o. Sizin ölçü bardağınız 150 mililitre. Hemen yapayım hocam o zaman. Lütfen. Peki. 150 Önce mililitre. sıcak suyu koyuyorum. Ben Zahide Hanım'ın bardağı diyorum. Hatta elemanlarıma da öyle. 150 Gittiniz mililitre. Hani bazen insan kestiremez. Çok da doldurmayın. Peki, siz dur deyin lütfen. Kafi efendim. Tamam. Kibardır benim hocam. Bak, dur demez. Kafi efendim diyor, görüyor musunuz? Peki. Şimdi ne kadar atacağım? Az önce yeterli Evet. demiştiniz. Bu mudur hocam? Bismillah. Evet, o yeterli Şöyle işte. attım. 5-6 gram. Tamam. Bastırayım mı bununla biraz? Tamam, bastırın. Sıcak suya. Burada Koyduk. 7-8 dakika bekleyecek. Sonra ne yapacaksınız? Banyodan normal ne kullanıyorsanız saçınızın temizlenmesi için bunu. Kullandıktan sonra Evet. bunu nasıl Bunun değerlendireceğiz? suyuyla ıslatacaksınız, süzersiniz bunu. Süzersiniz. Evet, saç diplerine kadar çok hafif parmaklarınızın uçlarıyla bununla masaj yaparsınız. Hay Allah'ım, ben sıcağa dokunamıyorum. Niye daldırdım ki elimi? Evet, Ah. niye daldırdınız Ya şöyle Zahide damla Hanım? damla göstereyim dedim de. O işte hocam, bizim sizinle bir maceramız var biliyorsunuz. Evet. Mahmut, onu bulsan da versen. Daha önceki senelerde Sevil, hatırlıyor musun? Ramazan'da hocamla böyle, hocam hatırlıyor musunuz? Sizinle böyle konuşuyoruz. Siz de keçi boynuzunu anlatıyorsunuz. Derim de elimde keçi boynuzu. Diyorum ki babam bunu yemeye bayılır. Kırt dadana kırdığım gibi atıyorum ağzıma. Sonra, onu bulsanız da ya da haftaya gösteririm. Ondan sonra bir Evet. anda ben de ekrandan kayboluyorum. Hoca da bakıyor. Ne oldu Zayda Hanım? Ne oldu size? Orucum, oruç olduğumu unutmuşum. Hocam öyle tatlı anlatmış ki. Ben kendimden geçip ısırmışım. Kütür kütür. Ama biliyorsunuz böyle hata kaza olabiliyor. O size Tabii Allah-u canım. Teala'nın aslında ikramıdır deyip devam etmek lazım oruca, bilmeden yapılınca. Peki, şimdi dişlerle ilgili bir soru var hocam. Buyurunuz. Hocam, diş etlerimde iltihap, kanama oluyor zaman zaman. Bunun için ne yapabilirim? Cevabı şimdi. Şimdi bakın, diş eti iltihaplanmasında nar suyu diyorum ben. Yani bulunmaz bir nimet. Ancak nar özünü kullanırsanız çok daha etkilidir. Yani bir yemek kaşığı nar özünü alacaksınız. Gene sizin bardağınız ölçüsü. Evet, ilave edeceksiniz. Üstünü suyla tamamlayacaksınız. Ve bununla ağzınızda Nar bunu suyu. bekletin. Bir yudum alın, bekletin. Böyle 20-30 saniye kadar dilerseniz yutabilirsiniz. Dilerseniz bunu tükürebilirsiniz lavaboya. Bunu 20 dakikada bir yapın. Evelallah diş eti iltihaplanması diye bir şey Kalmayacak. kalmayacak. Muazzam. Yani Nar suyu. böyle muhteşem bir etkili. Bir de nar özünü kimler kullanacak? Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan bayanlar. Hangi sebeple? Rahim duvarı incedir. İşte o zaman nar özünü dediğim şekilde tüketirseniz rahim duvarınız kalınlaşmaya başlar ve o zaman da embriyo ne Daha çok olacak? Rahat rahat tutunabilir. tutunabilecek. Harikaymış. Nar özü. Nar özü, evet. Ekşi midir bu? Biraz. Hafif mayhoşumsu bir tadı var. Bunu o zaman yiyeceğiz yani. Gargara yapıp, yine gargarayla ilgimiz yok. Hayır, Yok. normalde İçeceksiniz. içecekler tabii İçeceksiniz. efendim. Nar özü. Nar suyunun özü yani, bu daha konsantresi.